Tekrar merhabalar. Ali Nazlı Hoca'nın CİDE'de bana anlattıklarını yayınlamaya devam ediyorum. CİDE'den geldiğimden beri inanın evden hiç çıkmadan bu görüntüleri işlemekle meşgulüm. İlyas Temel Şafak Hoca da bana yardım ediyor. Çünkü zaman zaman bazı yerleri anlamamış oluyorum. Altyazılarla destekliyoruz. Ama bu bölümde altyazıya gerek görmedik. Ve babamın tutuklanışını anlattığı bu kısmı çok ilgiyle dinleyeceğinizi zannediyorum. Çünkü ben de babamın dostlarından, babamın yakınlarından, o CİDE'de bıraktığı kadim dostlarından onunla ilgili çok yeni şeyler öğreniyorum. Hani Galata meşhur vardır ya, bir şeyin genel olarak bilinen, kamuda bilinen hali ile bir şeyin gerçek anlamı arasındaki fark. Galata meşhur gibi değil bazen her şey. Babamın tutuklanışı genel olarak bildiğimiz malumatımızdaki gibi değilmiş meğer. Ali Nazlı Hoca bize açıklıyor. Hep birlikte dinleyelim. Hocam, babam Selinti'den gelen bir kütük parçasını almış, oymuş diye duydum. Doğru mudur? Ben başkalarından duydum yani, ben kendisiyle bir bizzat şey yapmadım ama o bunun adı üzerinde çok güzel durdu, adını çok güzel kullandı. Bu nedir dedi, Selinti dedi. Aa dedi, ilk defa duyuyorum dedi, bunu kullanalım dedi, buradaki ölmesin dedi. Çünkü selin getirdiği ve kenara çıkmış o ağaç parçacıkları, dalları selinti olarak burada adlandırılır. Ve dolayısıyla bizim için hocanın o hayret edişi çok hoş bir şeydir yani. Ondan sonra birçok sözcüğü de zaten o hayata geçirmiştir. Onun için Asım Bezirci der ki, Orhan Veli ile karşılaştırdığımızda Orhan Veli yerel olmaya doğru yönelir. Oysa der Rıfat'ın da yereldir zaten. Çok güzel. Başka neler var mesela onu hayata geçirdiği sözcüklerde? Şu kütük konusunu tamamlayalım. O kütük bir şeyin önüne konmuş. Bir yerin önüne konmuş. Sonra da takip edilememiş. Babam bir kütük parçasını alıyor. Selinti kütük parçasını. Ben bunu eve götüreyim diyor. Oyuyor. Değil mi? Öyle bir şey yok. Uzun kumun önünde olur. Başka hiçbir yerde olmaz çünkü. Uzun kumun önünde onun en fazla denizle ilintisi orada oldu. Ekrem Bey'in evindeyken ikinci katta olduğunda yani denize fazla şey yapmazdı. Sadece taş toplamayı. Yani bir binanın önüne konmuş galiba, değil mi o? Ben o konuda bir bilgim yok. O akşam kim anlattı? Evet, akşam birisi anlattı bunu. Birisinden dinledim. Kalkan anlatmış olabilir. Yani o kadar dikkatimizi çeken bir şey değildi gibime geliyor ve benim hiç dikkatimi çekmedi, bilmiyorum. Babamın heykel sanatına yatkınlığı benim çok ilgimi çekti. Çünkü çocukluğum boyunca yani ben kendim bildim bileli ama çamur yoğururum. Çok güzel taşlar bulurdu. Ben de toplarım onu. Bir de taş yüzdürmeyi severdi. Taş kaydırmayı. Yani denizin kıyısına gelecek. Tabii. Sonra onu böyle atacak. O da gölde çok yapardı. Sekecek gidecek. Yani. Tabii gölde çok yapardı. Tamam. Teşekkür ederim. Oraya doğru yaklaşırken bu arada Yıldız Karayel yazılıyor. Hani şiirinin birisinde hey fincancı katırları der Rıfat Ilgaz son dizesinde. İşte o fincancı katırları yavaş yavaş ürkütülüyor. İşte falancı almış, falancı şu kadar çıkarmış karaya, işte filancı bu kadar bilmem ne olmuş. Bunlar araştırılıyor, soruyor. Diyor ki işte geminin diyor sancak kıç omuzluğu diyor neresidir diyor. Bundan sonra şimdi biz normal yaşamda konuşurken kıç kelimesini kullanmayız. Ama denizciler bunu kullanırlar. Baş omuzluk, kıç omuzluk, bundan sonra pupa, bunları kullanırız. Bu bütün gemicilerin yani enternasyonel bir şeydir bu yani. Uluslararası bir dildir. Şimdi o bunları bilmediği için öğreniyor. Öğrenirken millet merak ediyor. Neyi soruyor? O pazarcı kadınlarla ne işi var? Ondan sonra pazarcı kadın bir şey satıyor. İşte diyor ki bundan diyor niye yemek yaparsınız diyor. Bu kadın kendi şivesiyle anlatıyor. Bayılır, bayılır. Ondan sonra tabii Hoca Hanım'ın babaları aşağı yukarı yaş olarak birbirlerine yakınlar.
Onlarla da samimiyetler var. Fakat edebi tartışmalar Ramazan'la yapalım. Sizin babanızın adı neydi? Muammer Karayel. Muammer Karayel. Karayel. Köy mezunu, köy enstitüsü mezunu öğretmen. Şimdi bu Yıldız Karayel'in o Fısıltı gazetesi kımıldamaya başladı. Fakat Cide'de hiçbir olay yok. Şimdi Cide'yi nasıl dahil edecekler 12 Eylül'ün ondan sonra pençesi altına nasıl sokacaklar? İşte bir şey gönderildi, bir birlik gönderildi. Önce Rıfat Hoca evindeyken. Ama pankart falan asılmıştı kapısının önüne. Onlar adamlarını astırdılar onu. Fakat, ne pankartı? Yani işte bu şeyin, bu memleketin efendim şeysi, sahibi biziz falan ayaklarında bir şeyler yani. Neyse. Babamın reaksiyonu ne oldu pankart asılınca? Yok, o babanızın adı yok orada. Olsun yani, bir korku emaresi. Yani tabii ki. O ama Ramazan'a şunu söylediğini bilirim. Ben sakıncalı olduğu için pek yanına uğramazdım. Yani ben maydanoz olmayayım. Çünkü fazlaca etrafında mimriler dolaştığında zaten hocayı iki tane sivil polis takip ediyor. Daha sonra inadına işi azıtacaklar. Uzatmayalım orasını. İçeriye geldiklerinde zaten hoca hazırlıklıydı. Daha sonra ne oldu Cide'de? Bir Muammer Karayel'i, Ramazan Tuğtepe'yi, ondan sonra hocamız dahil, ondan sonra Hasan Sözen, bunları epeyce bir topladılar. Ondan sonra şu andaki halk eğitimin arkasındaki binaya götürdüler, hükümet orasıydı. Efendim ve oradan da ifadeleri alınmak üzere cemselere bindirildi. Bindirilirken bir tek gözleri bağlıydı. Bundan bindirildikten sonra bu yaşıyorsa Çarşambalı Azer askerlerden birisi Rıfat Hoca'yı bindirdikten sonra yanındakiyle beraber rahat oturun şimdi diyor, biz sizin hayranınızım diyor o Azer. Ondan sonra işte Fedailer Mangası'na bu anlatılır hatta. Fedailer Mangası bu olayın o giden 11 kişiyi anlatır. Neyse bu minvalde buradan İnebolu üzerinden Kastamonu'yu bulurlar. Sonradan Özgen Türk'ün şeylerinden öğreniyoruz. Belgeselinden öğreniyoruz ki ekmekçi o sırada gazetecidir. O devreye girer. Ondan sonra Hava Kuvvetleri Komutanı'nın o darbecilerden bulunur. Ve dolayısıyla da Rıfat Hoca oradan Ballıdağ'a. Şimdi kaydı burada kapatıyoruz.